Dün Ankara'nın haberini verdik. Bugün sıra İstanbul'da. Simide zam yolda. Ham madde fiyatlarının düşmesini bekleyenler anlaşılan daha çok bekleyecek. Yani alamıyoruz. Mesela şu an 10 tane almam lazım. 5 tane alıyoruz. 4-5 lira olsa zaten simite yanaşılmaz. 70 tane simit geldi. Hani açmalarla beraber. Şu saate kadar sabah saat 8'den beri buradayım. Saat olmuş 12. Satılan simit 10 tane. Tüketici de esnaf da kara kara düşünüyor. Simit birkaç ay içinde 1.75'ten 2.5 liraya, ardından 3.5 liraya çıktı. Maalesef elektrik, doğalgaz, su, bir de asgari ücretin artmasından dolayı maalesef inanılmaz bir yükseliş var. 300 liraya alırken, 250 liraya alırken kullandığımız margarini şu an 650 lira. Bir çuval un 450 lira şaka gibi. Bir çuval susam 1000 liraya. 3 liradan satılan Ankara simidi önce 4 sonra 5 lira oluyor. Peki İstanbul'da durum ne? Yani inanın simidi 5 lirada yapsan bu şartlarda maalesef ayakta durma şansımız yok bizim. Biz yapmak istemiyoruz zaten. Biz de müşteri kaybetmek istemiyoruz ama maalesef ayakta durabilmek için bunları yapmak zorunda kalacağız. Simit 3,5 yani bu şekil kalsın isterim ben. Çünkü niye? Zaten 3,5 pahalı diyor insanlar. 4 olursa bence iyi olmaz. Bayağı işler düştü yani. O zaman daha da düşer yani işler. İş olmaz yani. Un, maya, pekmez ve susam fiyatlarına gelen ard arda zamlar simitin maliyetini de etkiledi. Ancak üreticiye göre simit fiyatlarına zam yapılması çözüm değil. Çözüm ham madde fiyatlarının düşürülmesi. Hani haftalık zam olmaması lazım. Mesela diyelim ki 3 ayda bir zam olabilir. Onunla ilgili bir denetleme gelmesi lazım toplantıda özellikle. Susamda ve buğdayda gümrük vergisi kaldırıldı. Ama ne hikmetse hala zam yapmaya devam ediyorlar. Yani bunların durdurulması lazım acilen. Toptancılara, fabrikalara bu fiyatların düşmesi için baskı yapılması lazım. Bir zamanlar dar gelirlinin karnını doyurduğu simit lüks olacak mı? İstanbul'da simide zam gelip gelmeyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak.